Mazhar'la Ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişlerdi. Bu evlilik başta Mazhar'la Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktır. Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür döktür bir o yana bu yana, aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Kızım koşmasana. Ay, büyücü kaçmıyor ya. Ay anneciğim şimdiden 15 dakika geç kaldık. Farkında değil misin? E olsun kızım. Memleketin en iyi falcısı büyücüsü bu. Bizim geç kaldığımızı tahmin etmiştir herhalde. Ay anne çok korkuyorum valla. Ya bu büyü tutmazsa ya da yaptıracağımız büyünün son kullanma tarihi geçmiş olursa. Hiç öyle şey olur mu canım? Ruşen amcanların oğlu Sedat hatırlamıyor musun? Vakti zamanında kızım birine fena halde tutulmuştu da Ruşen amcanlar da bu yola başvurmuştu. Aa evet evet. Hı. Öyle bir şeyler hatırlıyor gibiyim. İşte Sedat o günden beri Ruşen amcanlar ne derse onu yapar. İnşallah abim üzerinde de böyle etkisi olur. Neresi ay, şimdi burası? 33, 31. Ay inşallah biz yanlış gelmemiştir. Biz 29'u arıyoruz. Dur bakalım şu. Heh, 29 işte. Hadi sallanma, yürü sallanma çabuk. Ay, çok da soğukmuş ya. Oldu da sevgili annenle kız kardeşim bugün sana gelmediler bilemiyorum. Aman boş ver Allah aşkına be Ruhsar. Sen de onları çok ciddiye alıyorsun he. Aa ben mi onları ciddiye alıyorum? Ben onları alsam alsam tiye alırım ancak. Sen niye bir şey yemiyorsun ruhum? Bize bu dünyanın yiyecekleri yasak hayatım. Doğru ya unutmuşum. Oo aynı zamanda işe gitmeyi de unutmuşum. Gitme lütfen. Canım sıkılıyor. Ama biliyorsun ben bir işte çalışıyorum ve biz fanilerin beslenmesi gerekiyor. Beslenebilmek için de para kazanmak gerekiyor. Durut 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 durut.
Gel buraya. Dur sen, şunlara bir şey söyle ya. Şişt, gel buraya. Gel. Şişt, bana. Heh, durdunuz. Ayakkabı mıdır, terminatör müdür? Heh. Ah, dünya varmış. Çok teşekkür ederim Ruslarcığım. Vallahi sen olmasan ben bu manyak ayakkabılarla nasıl baş edebilirdim? Allah herkese senin gibi bir kadın nasip etsin. Sen bir meleksin. Hadi görüşürüz sonra canım. Mansar, kocacığım. 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 He? Kolay gelsin. İyi çalışmalar canım. Sağ ol. Yani teşekkür ederim. Teşekkürler ruhum. Ay anne, vallahi korkmaya başladım ben. İstersen biz bu büyücüden destek almadan kendi çabalarımızla unutturmaya çalışalım Ruslar abime. Ha? Sus kız. Her yolu denedik işte. O kenar mahalle dilberini bir türlü unutturamadık. Bu işin kesin çözümü bu. Ay, madem öyle diyorsun. Zaten bu büyücü çok meşhur biri. Oo, medyum Ferruh deyince akan sular duruyor. Vallahi adını ben hiç duymadım. Meşhur olsaydı kesin televizyon kanallarından birinde canlı yayında birini yumruklardı anne. Yok, bu gayet efendi bir büyücü. Öyle SSK medyumu gibi herkesi kabul etmiyor zaten. Sadece bilenler geliyor. İnşallah iyi bir büyücüdür de abim şu ruhsardan kurtulur artık. Ah, inşallah, inşallah. Bu medyum Ferruh için her şeyi sormadan biliyor diyorlar. Bakalım bizim derdimizi de bilecek mi? Dermanını verecek mi? Ya çocuklar, en yoğun zamanınız. Şu taşınma işini birkaç gün erteleseniz olmaz mı? Vallahi Önder Bey, biraz daha geç kalırsak Müfit gerçekten balık adam olacak. Onu baş gözetmek için yani deniz kızı bulmak zorunda kalacağız. Ne demek yani bu? Kısaca benim evi yine su bastı Önder Bey. Ya bütün İstanbul günlük güneşlikken senin evi ikide bir su basıyor. Bir türlü anlamıyorum. Üst kattakinin su borusu patlayınca tavandan aşağı foşur foşur sular aktı Önder Bey. Manzarayı görmeliydiniz. Yatak odası düden, salonu Manavgat şelalesi gibiydi vallahi. Ya insan biraz dayanıklı olur. Biz 1970'li yıllarda 15 kişi bir evde kalıyor. Ha, ev dediysem lafın gelişi. Köpek bağlasan durmaz. Her tarafı rutubet, su, yosun, böcek, soğuk. Kalorifer böcekleri. O tarihte kalorifer mi vardı ki böcekleri olsun salak herif? Ama kara fatmalar vardı. Bir de yukarı kattakilerin gıcır gıcır karyola sesleri. Ben ne diyorum, ben de sapıttım. Öyle bir evde de nasıl devrim yapılıyorsa. İşte biz o zamanlarda bile o evden çıkmadık ve mücadeleye devam ettik. Çünkü... Haklıydık, kazanacaktık. Haklıydık, kazanacaktık. Masar da yandaki dairenin boşaldığını söyledi. Yani hemen taşınmazsam ev gidebilir. Müfit'le yakın oturursak işte şirketin işlerini eve getirdiğimizde paslaşarak çalışabiliriz. Peki peki, hadi gidin evi taşıyın hemen. Tamam patron. Patron deme, hadi be yürü. Hemen bir kamyonet bulalım. Yürü. Civcivler, ne yediniz yemekte? Ay anne bak, bir sürü ünlü de medyum Ferruh'a gelmiş. Kızım karıştırmasana el alemin defterini, kitabını. Büyülüdür filan, durduk yerde çarpılıp da başımıza iş açmaz. Yok yok, bu teşekkür defteri. Şimdi büyücüye gelenler işleri olduktan sonra bu teşekkür defterine yazıyorlar. Aa bak bak, Robert Hatemo da gelmiş buraya. Nadide Sultan'dan kurtulduğu için medyum Ferruh'a teşekkür etmiş. Aa, ver bakayım şunu. Bana genç, yakışıklı, tam istediğim gibi bir nişanlı bulduğun için sana çok teşekkür ederim. B. Ersoy. Ay sakın bu B. Ersoy, Bülent Ersoy olmasın. Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk Ferruh Beyefendi evladım. Hiç merak etmeyin, oğlunuz Mahsar'ın problemini tek seansta halledecek. Daha biz söylemeden niçin geldiğimizi bildi vallahi anne. Bravo vallahi efendi Ferruh Bey evladım. İşinizin erbabıymışsınız. Oğlunuzun ve unutmasını istediğiniz kadının fotoğrafı yanınızda mı? Ah tabii tabii. Tabii getirdik. İşte buyurun burada. Evet, buyurun. Masar nakliyat geldi. Kamer istersen. Yok ya. Buraya kadar ben taşıdım. Hadi canım. Hadi. Benim için çok yoruluyorsun. Sağ ol. Oh benim. Ruhum hoş geldin. Keşke daha önce gelseydin de şu eşyalara bir el atsaydım. El atmakmış. Sana bir tokat edersem görürsün.
Ruhum sen niye bu kadar sinirlisin? Sen niye Müfit için yan dairene aracı oldun? Hayatım acilen ev bulması gerekiyordu. Tesadüfen o arada bu ev boşalmıştı. Ben de kankaya söyleyiverdim. Ne var yani bunda? Bir şey yok tabii canım. Müfit efendi kendisine kız bulacak. Sen boş kalma diye sana da bulacak. Müfit efendi zamparalık yapacak. En yakın arkadaşına ve komşusuna da bir kıyak geçecek. Ya, olur mu canım öyle şey ruhum? Artık birbirinize komşu oldunuz ya. Sık sık kapıdan uğrayıp. Affedersin komşu, bizim evde hiç hatun kalmamış. Sizde fazla varsa bir gecelik ödünç alabilir miyim muhabbetlerine girersiniz. Yok öyle bir şey ruhum. O zaman niye İstanbul'da yüz binlerce ev varken senin yanındaki daireye taşınıyor o Bodur? Dedim ya tesadüf işte. Tesadüfmüş. Aman Ruhsar'cığım ayıp ediyorsun. Hem sen hep Müfit'i yanlış değerlendiriyorsun ya. Aman be, ne haliniz varsa görün. Ruhsar git lan. Ruhsar dur be. Ne? Müfit. Ne? Ağır mı? Tamam. Olunur Ruhsar diye bir kadının R'sini bile hatırlamayacak. Hatta beyaz gibi R'lere yumuşak gidecek. Eminsiniz değil mi Ferruh Efendi Bey? Mazhar artık Ruhsar'ı tamamen unutacak değil mi? Benim adım Ferruh. Bende var tam 5 cin 7 ruh. Bizim alemde yamuk olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Borcumuz ne kadardı acaba? Sizi İlker Hanım göndermişti değil mi? Evet. O zaman borcunuz 40 milyoncuk. Ne? 40 milyon mu? Ama bu çok pahalı Ferruh Bey. Yani biz fatura fiş falan almasak bir şeyler yaparsınız değil mi? Ben zaten fiş vermiyorum ki. Verirsem büyü tutmaz canım. Ya! Hem o kadar cin ruh perimeri besliyoruz. Ancak kurtarır hayatım. Ne yapalım? Buyurun paranızı. Bu benim payım. Bunlar da sizin payınız. Benim elemanların parası. Cinler, ruhlar, periler falan. Demiştim ya hayatım. Ama yalanım yok. Kıskancım. Birazcık daha huysuzum. Bir de Ülker Hanım sayesinde gelmemiş olsaydık ne olurdu kim bilir. Gitti 40 milyon. Aman gitsin. Yani Mazhar Ruhsar'ı unutsun da 500 milyon bile vermeye razıyım vallahi. Unutmuş mudur dersin? Bilmiyorum, bekleyeceğiz göreceğiz anne. Görmedin mi adam kendine ne kadar az para ayırdı? Hemen hepsini cinlere filan verdi. Tabii. Kabinette az eşya kaldı. Evet, evet, evet. İki parça kaldı. Sen bakalım. Oh be. Bitti kanka. Oo, sen de amma tembelsin ha. İş bitti der demez yatıyorsun. Şşt kanka uyan. Hadi be oğlum kalk daha bir sürü işimiz var bunları yerleştireceğiz. Kanka şşt aman be oğlum bu kadar eşya taşımaktan yorulur mu insan? Kanka? Kanka? Ana ya baygınsın sen be. Kanka kanka şşt. Ne vuruyorsun be? Ne bileyim uyuyakaldığını. Ben seni bayıldın sandım. Sen de kimsin? Neresi burası? Ya kanka bırak şakayı. Daha bir sürü işimiz var. Kardeşim ne kankası? Sen de kimsin? Ne işin var benim burada? Ya uzatma ama. Şimdi şakanın ne yeri ne de zamanı. Şaka mı? Ne şakası ya? Tanımadığım birine niye şaka yapayım ki ben? Hayret bir şey. Bir dakika. Sen şimdi sahiden tanımıyor musun beni? Ya, tanımıyorum dedim ya. Sana yalan borcum mu var? Ben hayatımda hiç kim... Bir dakika. Ben kimim ya? Dur seni evine götüreyim. Belki hatırlarsın o zaman. Evi mi? Benim evim mi öyle mi? Evet hadi kalk. Ha? Kalk.
Kanka ne oldu sana? Bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ama nasıl olur Masa? Dur. Bir dakika. En son şey oldu. Ha, ne oldu? Kafamda şimşeklerin çaktığını ve gözümün önünden yıldızların gelip gittiğini hatırlıyorum. Ama Masa, az önce hiçbir şey yoktu oğlum. Kim ben? Kimim? Neredeyim ve kiminleyim? Kimler geldi, kimler geçti? Hangi takımı tutuyorum? Benim burcum ne? Siyasi kimliğim nedir? Gözaltı süresince işkence gördün mü? Bana haklarım okundu mu? Sosyal layık hukuk devleti miyim? Benim cinsel tercihim de. Bir oğlum var mı? Adı Can mı? Tabii ya. Yani ruhsarı o kadar düşünme dedim. Sonunda olan oldu. Beyni döndü zavallının. Ah, ne kadar güzel tablolarım varmış. Ne kadar zevkli bir adammışım ben. Benimle birlikte olan şanslı kadın kim? Kim yiyor benim paralarımı? Kim? Vay! Benim bilgisayarım da varmış. Bilgisayarım. Allah bilir, benim bir de printerım vardır. Hard diskimin durumu ne acaba? Yaşasın! Kitaplarım da varmış. Bunların hepsini yeni baştan ilk defa okuyacağım. Evet. Artık her şeyi hatırlıyorsun değil mi Masa? Yo, hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bana bak. Eğer bu bir şakaysa kabak tadı verdi artık ha. Ne şakası be? Benim şaka anlayışım bu kadar ilkel mi? Hıyar. Ağzını bozma. Ben en iyisi annemleri çağırayım. Annemler mi? Benim annem var mı? Benim babam niye yok? Niye beni bugüne kadar hiç aramadı? Beni annem mi büyüttü? Küçükken arkadaşlarım benimle niye alay etti? Babasız dediler bana. Niye? Sokak Çocukları Derneği'ne üye miyim? Babası olmayan... Alo, Firdevs. Merhaba, ben Müfit. Annemin adı Firdevs mi? Hayır, bu kız kardeşin. Ha, evet, benim. Ha? İyiyim canım. İyiyim dedim. Yani ben iyiyim de abim pek iyi değil. Ya ben iyiyim dedim. Ulan amma yalak kız bu be. Ay, yok, sağlık durumu iyi de. Ya ben iyiyim dedim. Allah Allah. Masa, geliyorlar. Sen şimdi burada kal. Ben şu kamyonetçinin parasını verip göndereyim. Dur. Kamyonetçi mi? Kamyonetçi niçin Mercedes'e çarptı? Neden gündemi? Bu çalan da ne? Bu çalan telefon. Alo. Ne diyorsun hıyar herif? Kimsin sen gerizekalı? Ne yapayım ben 6. filoyu? Tanımıyorum seni salak. Hadi gerzek. Hadi kapatıyorum. Ne oldu kanka? Telefon çalmıştı. Evet. Açtım. Salağın teki aradı. Adı Ender miymiş, Önder miymiş, neymiş? Reklam kampanyasını hemen yarın istiyorum dedi. Küfrettim, kapattım. İşimiz gücümüz yok da el alemin reklam kampanyasıyla mı uğraşacağız yani? Ama senin işin bu Masa. Nasıl yani? Kanka sen reklamcısın. Ve az önce telefonda küfür edip kapattın Önder Bey de senin patronun. Hadi ya. Ama artık seni kovmuştur herhalde. Allah'ım çıldıracağım. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum mu? Masa. Sen bundan sonra telefonlara falan bakma. Olur mu anacığım? Sen burada böyle saksı gibi otur. Tamam mı? Ben hemen geleceğim. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Saksım benim. Allah'ım sen bana yardım et. Bak Masa. Bak onlar annen Menkıbe Hanım ve kız kardeşin Firdevs. Annem mi? Annemsin ha. Ne kadar genç annem varmış. Beni ne zaman doğurdun anne? Evladım, annen o değil, benim. Ben de kardeşinim abi. Neyse, zamanla hatırlarsın nasıl olsa. Müfit Bey oğlum, sen istersen Masar'a evi gezdir. Belki hatırlayacağı bir şey olur. Odasına falan götür mesela. Peki Menkıbe teyze. Gel kanka, kalk bakalım. Hoppacık, hadi. Gel. Yavaş atlayalım. Yani medyum Ferruha 40 milyonum helal olsun. Büyü tuttu demek ki. Ama fazla tuttu galiba. Baksana hiçbir şey hatırlamıyor anne. Galiba dozunu ayarlayamadı. Olsun, böylesi daha iyi. Sıfırdan her şeyi biz hatırlatırız ona. Tabii Ruslar hariç. Ay kaldır şu resimleri ortalıkta. Ne oldu? Bir şeyler hatırlayabildin mi canım? Evet. Afyon'un kaymağı, İzmit'in pişmaniyesi, Niğde'nin fotokopisi meşhurdur. Bunları hatırladım. Başka bir şey hatırlayamadım kardeşim. Ay ne de tatlı dillidir ha benim minik kuşum. Hey oğlum. Belki bu hatırlamana yardımcı olabilir ha. Ne dersin? Amma komiksin be kanka kardeş. İşte biraz hatırladı galiba. En azından komik olduğumu hatırladı. Bravo Müfit Bey. İyi ki abimin yanında siz varsınız. Öyle değil mi anne?
Sen hiç merak etme yavrum. Her şeyi zamanla hatırlayacaksın. Tabii biz de sana yardımcı olacağız. Yalnız bizim şimdi gitmemiz lazım çünkü misafirimiz gelecek. Evladım, çocuğum, yavrum. Çocuğum, yavrum, evladım, başım döndü. Otur, otur canım, otur, otur ya. Aferin sana, aferin. Müfit. Efendim. Müfit Bey, sen şimdilik masanın yanında kal. Tamam. Çünkü belki eskilerden falan konuşup bazı şeyleri hatırlamasına yardımcı olursun. Tamam. Yalnız sakın ola ki ruhsardan söz etme. Gözlerini oyarım bilmiş ol. Ocadaloz'un yüzünden bu hale geldi benim tamam. Minik kuşum. Sen merak etme Menkıbe teyze. Tamam. Yapma çocuğum, yapma, yapma evladım. Hadi çocuğum, biz şimdi gidiyoruz. Yarın görüşürüz, hoşça kal. Güle güle kardeş. Hoşça kal abi. Güle güle anne. Güle güle. Masa, sen burada biraz otur, ben evimi toparlayacağım, olur mu? Toparla, otururum, olur. Merhaba Masar. Merhaba da, sen kimsin? Müfit'e kızıp çekip gitmeme bozuldun ha? Abla Müfit'e kızdıysan git onunla konuş, bana niye geliyorsun ki? Canım, demek gerçekten çok bozuldun ha? Canım, 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 canım. Ya canım, abla anlamıyorsun, sen yanlış adama geldin. Ben seni hiç tanımıyorum. Şakanın tadını kaçırıyorsun ama. Ya şaka falan yaptığım yok. Vallahi tanımıyorum. Saçmalama Masar, beni nasıl tanımazsın? Nasıl mı tanımam? Vallahi tanımadığımı biliyorum ama nasıl tanımadığımı bilmiyorum. Üf, yeter bu kadar saçmalık. Bu aptallıklara daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Kimle konuşuyorsun Masar? Ne bileyim, kadının biri geldi, abuk subuk konuştu, sonra çekip gitti. Kapıcı kadındır. Demin bana da geldi. Ne dediği pek anlaşılmıyor zaten. Evet, hiçbir şey anlamadım. Geldi, konuştu, konuştu. Sonra kuş gibi uçup gitti kapıcı kadın. Kuşları da hatırladım. Hanımlar, siz daha 2 saat evvel burada değil miydiniz? Yani ben bu kadar kısa sürede bu kadar etkili büyü yapan birini İlk defa görüyorum. Evet, gerçekten de çok haklı bir yüne sahipsiniz Ferruh Bey. Biraz para biriktirirsen ben de kendim için bir büyüm istiyorum. Yani kendim ve Müfit Bey için. Zevzeklik etme Firdevs. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben yaptığım büyü hemen tuttu mu? Evet. Ama niye şaşırdınız? Yani o büyü aslında 2-3 günde tutacak büyü de o yüzden. Bizimkinde hemen etkili oldu işte. Demek ki kalbimiz çok temizmiş. Tabii tabii öyledir. Tuttu mu dediniz? Yani büyüm. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Tabii ki tutacak canım. Bu yüzden size teşekküre geldik. Yalnız dozunu biraz fazla kaçırdınız herhalde. Geçmişe ait hiçbir şey hatırlamıyorum. O yan etki zamanla geçer. Ama olmazsa ona dozu az diyet bir muska yazarım. Geçer. Şu teşekkür defterine biz de sizinle ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazabilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Tekrar buyurun. Tekrar teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Oğlumu kurtardınız. Sağ olun. İzninizle ben içeri çekeyim. Sayın Medyum Ferruh Beyefendi. Bize bu defterden en az kendiniz kadar beyaz bir sayfa ayırdığınız için teşekkürü bir borç bilirim. Ne yapıyorsun kız sen? Çarpılacaksın, taş olacaksın şimdi. Bırak bakayım canım bu defteri, yürü. Efendim? Ya geçen sene şirketçe gittiğimiz piknik vardı, onu da mı hatırlamıyorsun? Hayır. Ya hani Selçuk Küçükçekmece gölüne düşmüştü de sen atlayıp kurtarmıştın. Evet biliyorum. Biliyor musun? Yani Selçuk'u hatırladın değil mi? Yok, Selçuk'u hatırlamadım. Küçükçekmece isminde bir göl olduğunu hatırladım. Peki şey hatırlıyor musun? Hani Sarayburnu'ndan donla denize girerdik seninle. Donla mı? Evet. Hatta senin donun akıntıyla çıkıp gitmişti de denizden çıkmak için geceyi beklemiştin. Ya adam gibi bir anım yok mu benim? Allah bilir ben yüzmeyi de unutmuşumdur. Şimdi bütün yaz belimde şişme ördekle denize girip herkese rezil olacağım. Arkadaşlar, Masar arkadaşımız kısa bir süre için hafızasını yitirdi. Yani Masar'ın hafızası bir süre için hizmet dışıdır. O yüzden hepiniz yeniden tanışın. Hadi bakalım. Ciddi mi? Ciddi ciddi. Yani şimdi Masar Bey hiçbirimizi tanımıyor mu? Hayır hayır, maalesef tanımıyor. O yüzden yeniden tanışacaksınız. Merhaba, ben Suat. Merhaba Suat, ben Masar. Memnun oldum. Biliyorum, yaklaşık 9 yıldır tanıyorum sizi. Suat, böyle bir durumda dalga geçirmez. Yavrum, seninle de daha önce tanışıyor muyduk biz? Yavrum benim. Masar gel oğlum buraya gel. Gel ben senin masana götüreceğim. Hangisi gel, benim masam? Gel. Ya sapıtmadın mı? Merhaba, hoş geldin. Ben Selçuk. Selçuk, özür dilerim.
Kim bilir senin de ne sıkı fıkı ilişkimiz olmuştur ama her şeye yeniden başlayacağız artık. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Merhaba genç. Ben bu iş yerinin patronu Baha Bey oluyorum. Merhaba genç patron. Merhaba. Bu salağa sakın fazla yüz verme kanka. Çocuklar siz Mazhar'a işini anlatın, ben de Önder Bey'e Mazhar'ın durumunu anlatayım, tamam mı? Tamam. 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 Görüşürüz salak. Hadi gel senin Mazhar'a. Hangisi benim Mazhar? Burası. Bu Mazhar. Bu Mazhar benim mi? Evet. Bana borcunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsun? Borcum mu? Benim borcum mu var? Oo, bana dünyanın borcunu yaptın. Hatırlamıyorsun değil mi? Doğru. Ama senin hafızanı kaybetmiş olman delikanlılığını da kaybetmiş olduğun anlamına gelmez. Bana borcunu ödersin değil mi? Öderim tabii canım, öderim. Ya çok adilsiniz, yazıktır, günahtır. Dal geçmeyin garipe. Yavrum benim, yavrum benim. Başar, oğlum. Baba, siz benim babam mısınız? Her şeyi unutsan da önemli değil. Bütün gerçekleri ben öğreteceğim sana. Beyninin bütün boşluklarını sosyalizmle dolduracağım. Evet, sosyalizm. Giderken bana uğra. Birkaç koli kitap vereyim okursun. Teşekkür ederim. Uğrarım baba. Mazhar, neler oluyor burada? Söyler misin bana Allah aşkına? Kapıcı kadın, kapıcı kadın. Onu da çıkacağım bir tane, göreceksin kapıcı kadını. Bana böyle davranmanın bir nedeni vardır inşallah. Bilmem, var mıdır bir nedeni? Ben hatırlayamıyorum. Esas sen beni delirteceksin. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Kapıcı kadın. Gene başladı. Ya unutmadığı tek şey kendi kendine konuşması olmuş. Hey! Sen ciddi olarak beni hatırlamıyorsun galiba. Evet bayan. Hele şükür sonunda anlayabildiniz. Ama nasıl olur? Belki de o iki cadalozun işidir bu. Anne! Anlayamadığım bir şey var. Neden abimi hemen evlendirmeye çalışıyoruz? Kızım biz zaten abini evlendirmeye çalışmıyor muyduk? Evet ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyor ki. Daha iyi işte. Hazır ruhları da hatırlamazken yapıverelim şu işi, olsun bitsin. Cin gibisin vallahi anne. Peki kiminle evlendireceğiz? Tabii ki Reyhan'la. Reyhan'la mı? Ama anne abin iki kere tersledi o kızı. İşte bu kez tersleyemeyecek. Hem Reyhan gayet hanım hanımcık bir kız, ben çok beğeniyorum. Peki kız abimi istemezse ne olacak? İstedi bile, konuştum kabul etti. Pes vallahi anne. Senden korkulur. Ara buluculukta Birleşmiş Milletler bile eline su dökemez. Hadi hadi hızlan bakalım. Daha iş yerine gidip abini kandıracağız. Sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun anne. Yani Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorsun değil mi? Tabii anne. Madem daha bir hafta öncesine kadar ona aşıkmışım. Tabii. Hem de nasıl aşıktın. Her gün beni arayıp anneciğim ne olur şu Reyhan'la beni evlendir diye yalvarırdın. Öyle değil mi Firdevs? Evet evet. Çok mu aşıktım ona? Deliler gibi. Ama kız biraz istemiyordu. Tam ben kızla konuştum, olurunu aldım. Bu sefer de senin bu hafıza kaybın başladı işte. Ama neyse artık ortada sorun kalmadı. Reyhan bu gece bize gelecek. O zaman belki beyninle değil ama kalbinle onu sevdiğini hatırlarsın abi. Peki anne gelsin bakalım. Ay Titanic filminde gülmekten yerlere düştüm vallahi. Ay o gemiden öyle patır patır düşüp ölen insanlar ne kadar komik. Böyle armut gibi düşüyorlardı, ölüyorlardı bir de. Çok komikti. Ay gitseniz çok seversiniz bence. Anne ben Reyhan'a gerçekten aşıktım değil mi? Elbette yavrum. Deli oluyordun ona. Evet evet güzel kızmış. Reyhan güzel kız. Ay Allah'ım Allah'ım. İşte en sonunda birbirinize kavuşacaksınız Reyhancığım. Ay demek ki kısmette varmış. Kısmetten hiçbir zaman için kaçınılmaz zaten değil mi? Hani derler ya kaçanın anası ağlamaz. Onun gibi değil mi? Anne eminsin değil mi? Ben aşıktım Reyhan'a. Evet minik kuşum evet. Evet. Her şey yoluna girdiğine göre nikah hazırlıklarına tekrar başlayabiliriz. Madem öyle bence de mahsuru yok. Bence de. Mazhar'cığım istersen Reyhan'ı evi gezdirsen. Tamam anne. Gel Reyhan sana evi gezdireyim. Ay evet önce banyodan başlayalım gezmeye olur mu? Gel Reyhan gel. Git Reyhan git. Artık burada yaşayacağına göre evi görmen gerek. Nihayet minik kuşumun mürüvvetini göreceğim artık. İnanamıyorum. Nasıl oldu da Mazhar bu aptal kızla evlenmeye karar verdi? Bu iki cadı ne yapıp edip evlendiriyorlar demek ki Mazhar'ımı. Maşallah canım. Pek etkili bir büyüymüş bu. Mazhar'cığım artık bir dediğimi iki etmiyor. Ben ne dersem onu yapıyor. Büyü mü? Tabii ya. Mazhar'a büyü yapmışlar.
Bunlar şeytanın bile pabucunu ters giydirir. Abimin nikahına medyum Ferruh'u da çağırmayı unutmayalım anne. Yedim seni medyum Ferruh. Seninle de sonra görüşürüz Menkoş Hanım. Kanka kardeş, sana bir soru soracağım. Sor. Bu Reyhan nasıl bir kız? Yani daha önceki görüşmelerimize sürekli çığlık attığı için çok hoş bir kızı diyemeyeceğim. Peki onun için köprüden atlayıp bu yüzden hafızamı kaybettiğim doğru mu? Aa, kanka senin görünmen şart oldu. Neye görünmem? Ne olacak doktora? Ya belki tıp alemi senin eski hafızanı yerine getirebilir. Dur ben. Ben kullanırım, ben kullanırım. Yok yok, ben kullanırım. Hadi araba kullanmayı hatırlıyorum. Çok 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 çok. Nesi vardı hastanızın? Gelmişini geçmişini hiç hatırlamıyor doktor bey. Hiç mi hatırlamıyor? Hiç hatırlamıyor. Allah Allah. Çok garip. Neyse. Buyurun. Şöyle uzanın. Bu kadar uzanma yeterse kalkayım mı artık? Pardon, size muayene edecektim değil mi? Soyunum geliyorum hemen. Öksürün lütfen. Öksürün mü? Ama bizim şikayetimiz kafayla, hafızayla ilgili doktor bey. Ya. Hafızasında ne vardı hastanın? Geçmişini hatırlamıyor demiştim ya. Öyle mi? O halde derhal ameliyat alınması lazım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bilmem. Siz ne ameliyat isterdiniz? Hayda. Şöyle önden bir apandisitle başlayalım. Sonra ara sıcak olarak bir bypass alırız. Ya anlamıyor musunuz? Adamın sorunu hafızasıyla ilgili. Demek hafızasını kaybetti ha? Derhal ameliyat. Bence bizim derhal buradan gitmemiz lazım. Yoksa Hipokrat yarattı demeyeceğim, girişeceğim ha. Yürü hazır. Hadi. Allah Allah. Hocam eskisi kadar benimle ilgilenmiyor. Onun için geldim ben. Aynen benim de öyle şekerim. Hatta benimki domuzunda uzun uzun saçlar bulmaya başladım. Bu medyum Ferruh için sıkı büyücüdür diyorlar. Faydası olacak mı acaba? Hay! Benim size faydam olur mu bilmem ama sizin paracıklarınızın bana çok faydası olacak. Sevgili kerizlerim! Aa! İnsan hiç müşterilerine keriz der mi? Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Ay! Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya? Çabuk söyle. İyi bir medyum bu soruları asla sormaz. Bilir. Öyle değil mi medyum şarlatan bey? Sözlerine dikkat et kadın. Bana şarlatan diyemezsin. Şarlatmayanım. Yani medyumum ben. Medyum musun, ihtiyaç mısın, nesin? Esas sen kendine dikkat et. Masana ne yaptın söyle. Bilmeden acemice bir büyü mü yaptın? Çabuk söyle. Sen bana acemi diyemezsin. Çok istersen söylemem. Ama başkaları söylerse de karışmam. Ay! Acemi medyum! Ay. Acemi medyum! Ay. Acemi, 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 acemi. Bu imkansız, kuru kafa konuşamaz. Ay, kuru kafa konuş, imkansız. Bana bak, eğer 3 saniye içinde masana ne yaptığını söylemezsen seni tulum peyniri yaparım. Çabuk konuş. Bak abla, ben kimseye bir şey yapamam. Çünkü ben medyum falan değilim. Ben iş bulamamış üniversite mezunuyum. Yani kazayla da olsa masana bir şey yapmadın mı diyor? Hayır, yapamam. Dediğim gibi ben bir şey yapamam. Ben tesadüfen izleyici olarak gittiğim bir televizyon programında sinirlenip birisine yumruk atınca halk beni medyum ilan etti. Ben de sesimi çıkarmadım. Geçinip gidiyorum. Demek bir şey yapmadın ha? Yapmadım. Öyleyse Masar geçmişini niye hatırlamıyor? Parayı iade. Gel bakalım. Verirken evet. Doğru sayın lütfen. Hayret, bir sıfır fazla okumuşum. Ulan ne komik ya. Bu bey sanki daha önceden hatırlıyor gibiyim. Acı sever misin? Bayılırım. Geldim kanka kardeş, geldim.
yeni komşunuz Ruhiye. Öyle mi? Memnun oldum. Buyurun, buyurmaz mıydınız? Peki, buyurayım. Ay, çok affedersiniz. Ben de Cemal Kural filmi izliyordum. Bayağı da komik bir şey. Aa, Kemal Sunal. Çok komiktir. 84. gösterişleri. Aa, öyle mi? Ben ilk defa izliyorum. Herhalde daha önce tesadüf etmedim. Hayat güzel tesadüflerle doludur. Öyle değil mi? Evet, öyle. Niçin birbirimizi daha yakından tanımaya çalışmıyoruz? Belki birçok ortak yönümüzü keşfedebiliriz. Çok güzelsiniz. Gerçekten beni güzel buluyor musun? Evet, buluyorum. Ne kadar güzel buluyorsun? Mesela evlenecek kadar güzel miyim? Bilmem ama etkilendim senden. Daha önce hiç böyle etkilenmemiştim. Zaten daha önce ne oldu hiç hatırlamıyorum ya. Aa, ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Birden hatırlayıverdim. Ruhiye, ben kapıya bakıyorum. Hazırlan bakalım damat bey. Nikah işlerini hallettik. Her şey tamam abi. Yarın için gün aldık. Anne, ben Reyhan'la evlenmeyeceğim. Ondan daha güzelini buldum. Kimmiş bu talihli? Size talihli kızı tanıştırayım. Kız mı? Ne kızı? İşte Ruhiye. Birdenbire fazla mı üzerine gittik acaba? Evet galiba. Baksana hayal görmeye başladı. Hadi hadi Medyum Ferruha. O da olmazsa Medyum Memişe. Bak minik kuşum. Biliyorsun. Bilmiyorsan da öğrenmiş ol. Bizim soyumuz ta 3. Mahmud'a dayanıyor. Ve soyumuzun bozulmamasını ailenin uygun bulduğu kızlarla yapılan evliliklere borçluyuz. Ama anne. Aması maması yok. Reyhan senin için de bizim için de en hayırlısı olacaktır. Evet abi, annem haklı. Bu işi şansa bırakamazsın. Yarın Reyhan'la evlen. Kusura bakma sevgilim, mecburum. Önceki halini, şimdiki halini tercih ederim. O zamanlar böyle ana kuzusu değildin hiç olmazsa. Aa, nereye gitti ya? Ah, bir kere maşallah. Ay yok, 42 kere maşallah. Damatlık ne kadar da yakıştı Masar'cığıma. Ay, acaba nikah memuru abime hangi ağaç yağını kullandığını da sorar mı anne? Aman canım, neyi sorarsa sorsun. Benim minik kuşum evleniyor ya. Sen Murtaza kızı Reyhan, menkıbe oğlu Masar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Ay evet. Peki sen menkıbe oğlu Masar, Murtaza kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin. Kararı evlenecek olan kişi verecek. Alçak Masar. Hem de benimle evlendiği damatlığı giymiş. Ayağında da üzerine bastığım ayakkabısı var. Soruyu tekrarlıyorum. Sen menkıbe oğlu Masar, Murtaza kızı Reyhan'ı karılığa kabul edecek. Keşke o zaman da evlenirken ayağına basacağımı böyle kafana bassaymışım. Olamaz. Aa, benim burada ne işim var? Hey damat bey, nereye? Damat bey. Ay yoksa evlenemeyecek miyim? Maalesef damatsız bir nikah olmaz hanımefendi. Ferruh'un büyüsü delirtti bizim oğlanı. Ay ama ben ne olacağım? İşte gerçek bir başkaldırı. Masar zincirleri kırdı. Evet. Alın size damat. Evladım, nereye? Ruhsar'a gidiyorum anne. Beni abi. Evladım dur. Ruhsar dur. Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın,
o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma, görsün millet.